Dediğim gibi hiçbir özelliği olmayan bir uçak dostlar. Arkadaşlar kısa bir bilgilendirme ile karşınızdayım. Katıl üyelerimizi özel yeni içerikler hazırlanacak. Aynı zamanda katıl üyesi olmanın şöyle bir avantajı daha var. Kanala yüklenmiş videolara 2-3 hafta öncesinden erişebilirsiniz. Örneğin bu videomuz 1 Ekim tarihinde kanalımız yüklendi. 6 Ekim tarihinde ise yayınlandı. Katıl üyesi olmanın böyle güzel bir ayrıcalığı var. Katıl üyesi olduğunuzda videolar kısmına tıkladığınızda burada henüz yayınlanmayan videolara erken erişiminiz olur ve izleyebilirsiniz. Bunu sadece genel olarak bir tanıtım olarak düşünün. 60'a 20 mm topla donatılmış bir Şorman'ın getirilmiş zırhı vesaire görüldüğü gibi Şorman'la aynı arkadaşlar. Yani bunu Almanya'daki Wirbel olarak da düşünebilirsiniz. 20 mm toplara sahip. Düzgün deliş sağlayamadığı için herkes yaksavarı olarak oynayacak fakat belirli başlı modellerde deliş çok fazla olduğu için tank avcısı olarak da kullanılabiliyor. Burada da mürettebat kaymasın diye bir nokta yapılmış görüldüğü gibi zırh modellemesi yok. Üzerinde çok da durmaya gerek yok. Demin gösterdiğim aracın aynısı denilebilir. Burada ise 6 tane M2 Makine bulunan bir uçak savarı eklenmiş arkadaşlar. Zırhı M24 ile aynı. Kulesinin kalınlığı elbette biraz daha fazla. Hatta burada zırh modellenmesi bile yok. Şuralara atış yapıldığı zaman iki mürettebatı da öldürebileceksiniz anlamına geliyor. Eğer daha sonradan zırhlı cam ıvır zırh eklenmez ise. Bunlardan tabii ki de çok zırh beklentimiz olmamalı. 3.7 muharebe puanı deliş kabiliyetimiz 31 mm. Evet uçak savarları ıvırları zıvırları zırhsız araçları yine delebiliriz. Ama genel olarak tank avlamak için kullanamayacağız. Bence bu model deminki 20'liklerden biraz daha iyi arkadaşlar. Çünkü ekstradan 2 tane daha makine tüyemiz var. Üstelik atış süretimiz daha iyi olacaktır. Tabi 12'lik olduğu için öldür çok fazla değil. Bildiğiniz demek ki makineli tüfekleri sadece altılısı çok da üzerine durmaya gerek yok. Zaten bildiğiniz modeller bunlar. f a niye buraya geldi? F-15C, F-15A Adamlar E'yi buraya eklemiş. Jet fighter strike. Motoru ıvır zıvırı aynı C modeliyle. Zannediyorum bu biraz da bombalamaya uygun. yerine nazaran daha fazla bomba alabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekçi tank muharebesi oynayacak bir oyuncu tercih etmeli. Şu tarzdaki fighter'ların tank savaşlarında çok bir hükmü arkadaşlar. Tank savaşlarında daha çok düzgün bomba atabilen uçaklar önemli. F-15E de dediğim gibi F-15C'nin daha iyi bomba atanı olarak getirmişler görüldüğü gibi. Ben bunun çok fazla bomba seçeneği yokken E modellerinin bomba seçenekleri çok daha fazla. Hmm, bir uçak savaşı eklenmiş. Normalde bu Rus menşeli bir araç ama Alman. Doğu Almanya döneminden kalma anladığımız kadarıyla. Normalde bunlar amfibi arkadaşlar. Oyunda amfibi mi? Tabi bilemiyoruz. Sen füzesi taşıyor. Sen füzelerine bakalım. özellikleri neler? 25 civarı manevra yapıyor. Ha, bak bunun gidiş hızı kötü ama. Tabi 10.3 olduğunu unutmayalım ama eğer uçak savarlarla karşılaştırdığımız zaman belirli modeller 1000 hatta 1200 metre bölü saniye hızla ilerlerken bunun yarısı. Ya tabi 200 küsür milimetre olduğundan tanklara karşı acaba iş yapabilir mi? Eğer kulesi tanklara doğru bakabiliyor ise ki 60 mm deliş sağladığını gördük. Deliyor mu mesela kule önüne attığımızda? Yok. Kupulaları vesaire tutturmaya başarırsanız 60 mm deliş kabiliyeti yüksek patlayıcı kafasında kullanılırsa yani gayet yeterli. Direkt vuruşta olmuyor. İşte patlayıcıların önü arkası değil yan tarafları daha öldürücü. Oralardan patladığından sağ soldan. Arkadaşlar sağ olsun çok mantıklı olduğu için altın göndermeyi unutmuşlar. Bakalım başka bir araç gelmiş mi Sovyetleri Hayır. Hat, hatların kaderini değiştirecek modeller gelmemiş 60 70'lerin modelleri. Zırh kalınlığına bakalım. GTR'dan daha iyi. Yan tarafta da. Ön tarafta da 23 mm zırhımız var. Yani ufak tefek makine tüfeklere karşı zırhı dayanıklı. 100 km sonu yeterli. Çok da bir şey beklememek gerek. Gelişimiz ise 66 mm. BTR'ın zırhı çok daha ince. Görüldüğü üzere 8 milimetre ama deliş kabiliyeti 80 milimetre. Kendi seviyesindeki belirli tankları yandan zor da olsa delebilirken bizim BTR'ın karşılığı olan bu model delemeyecek. Çünkü 60 milimetre deliyorsun. Haliyle karşına bmp 2 gelse bile zar zor deleceksin. Zannediyorum bunun atış şariti daha fazla arkadaşlar. 800 bir ise 330. Arada ciddi bir fark söz konusu. Ama dediğim gibi delişi düşük olduğundan çok da tank avlamayı beklemeyin. Ancak çok zırsız tankları yandan avlayabilirsiniz. Karşınıza mesela T-5'ler, T-4'ler, T-62'ler ıvır zıvır geldiğinde ya da t 72 2 IS 3 vesaire hiçbir şey yapamayacaksınız arkadaşlar. Şurada zırsız herhalde. 5 mm zırhı varmış. Sadece yalandan bir araç eklenmiş araya. Oyunun kaderini değiştirecek bir model şu ana kadar görmedik. Rusya'nın kara kuvvetlerinde de Almanya'ya eklenen araç bulunmakta. OG 140 eklendi. Arkadaşlar bu tanklar T-62'nin bir türevi, bir versiyonu gibi düşünün. T-62'nin biraz daha pahalı bir türevi. Farkı yan tarafta IS-3'lerde olduğu gibi bir açılı zırhın kullanılması. Tabii buranın zırh efektifliği sektirmeye müsait değil. IS-3 olduğu gibi ama yine de ufaktan bir açı var. Özellikle açı verdiğinizde rakip sizin şuralarınıza atış yaparsa bazen bir sektirme potansiyeline sahipsiniz. Üst ön plakası kuledeki zırh kalınlığı T-62 ile birebir aynı ama bunun yan tarafları da daha kalın arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkası 66. Arka gövdesi biraz daha zayıf ama açılı. T-62'nin is e doğru kaymış bir versiyonu. Yan taraftaki zırh kalınlığımız aynı 80 milimetre ama bakın yan taraftaki kulemizin toplam kalınlığı komple 200 milimetre. Yani T-62'lerdeki gibi yan taraflarımız zayıf değil. Ön tarafımız keza 200 milimetre ve bu modelin en büyük farkı APC-BC mermilerine sahip olması. Biliyorsunuz 8.0'da 8.3'te, 8.7'lerde 3'de, APC. RPG, BC, BC mermi kullanan çok fazla tank yok. Adamı vuruyorsun delip geçiyor. 2 3 defa vurman gerekiyor ki anca öldür. Fakat bu mühimmat kullanılığında ki 300 mm bir deliş kabiliyetinden bahsediyoruz. Kesinlikle az değil 8.3'te. Herkesi tekleyebilirsiniz arkadaşlar. APDS'i neredeyse 400 deliyor. Hit atarsanız ki bu mermi varken hite de çok gerek yok işin özü. Zaten es çok daha hızlı ilerliyor ve şarapnel etkisi de daha fazla. Ee, karşınızdaki uçak savar olmadığı sürece hit atmanız gerekiyor. Patlayıcı mühimmatı da var. Kabaca bir test edelim. Zoom'u nasıl? Evet geri geri yine onunla gidebiliyoruz en azından. Yani buradaki zımbırtılar değiştirilmiş epey. Zoom'u T-62 kıvamında. Yine ön üst plakasını delemiyoruz Sençoryonların. Leopard'ın her yerinde ederiz. Belirli baş noktalardan vurduğumuzda şarapnel etkisi Gayet yeterli. Çok da üzerine durmaya gerek yok. T 62 kıvamında bir model. Tabi gerçekte deliş kabiliyeti 300 mm değil bu APC, BC'nin. Yani T10'ların falan zaten gerçekteki deliş değerleri 270 mm bağlamında bu oyunun 300'ün de üzerinde. Daha önceden de belirttiğim üzere bu oyundaki deliş değerleri gerçeğine nazaran alakasız. C62'nin muharebe puanına bakarsak 8-7. 62nin kullandığımız sanka nazaran tek avantajı APFSDS'lerle uyumlu olması. Ya Bunun dışında zırhı daha kötü. Aynı taraftaki zırhları da daha kötü. Ön taraftaki zırhı da aynı şekilde. Sadece sabot atabiliyor. Premium tank olarak getirmişler. T10 ile şunun arasına iyi giderdi. Helikopterlere Mi-8 eklenmiş. Yolcu helikopterinden haldece. Zaten Rus helikopterlerinin biliyorsun genel özelliği hem yolcu taşıyabilmesi hem de savaşabilmesi. Yani saçma bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Diğer hatta Su-34 eklenmiş arkadaşlar. dediğim gibi bunların oynanış ve tanıtım videoları gelecek. Şu anda sadece neler eklendi neler eklenmedi bunları gösteriyorum. Motoruna baktığımızda Su-27 ile hemen hemen aynı motora sahip olduğunu görüyoruz. Al-31F aynı şekilde. Al-31F-M1 Biraz daha modernizeli versiyonu anladığımız kadarıyla. Fakat daha büyük bir uçağı Su-27'ler kadar iyi gitmeyecektir diye düşünüyorum. Hoppiti çok kalın. ayrı önümüze daha Gelelim mühimmatlara. Uçak avlamak için kullanabilirsiniz. Gayet fazla füzesi var ve R-77 füzeleri burada da var. 8 tane alabiliyoruz. 27 modellerinde 8 tane R-77 ekstradan 4 tane de R-73 alabiliyoruz. Fakat bunda 4 füze eksiğimiz var arkadaşlar. Bombalamaya gelip baktığımızda 7 ton bomba alabiliyoruz. Yani üç üstü bile yok etmemiz mümkün. 6 ton. Diğerleri de biraz daha ağır tonajlar. İşte güdümlü bombalar vesaire. Çok da oyunun kaderini değiştirecek bir model olduğunu düşünmüyorum. SU-27'nin bombardımanlaştırılmış bir türevi arkadaşlar. Yoksa SU-27 ile ya da, da MiG-27 ile ıvırla zıvırla çok bir yok. Bunun çift kopitlisi diyebiliriz. Challenger hattına bir şey eklememiş maalesef ki. Challenger 3 İngiliz attı biliyorsunuz ki sona erdi. Yeni mermi de eklenmemiş maalesef hala. Yani epey bir bamya mı İngiltere. Hava gelip baktığımızda Tornado GR3 çok fazla Tornado var. Motorunu kabaca gösterelim sizlere. Diğerinden ne farkı vardır? Tahminimce biraz daha iyi füzelere sahiptir. Bunun dışında çok da büyük farkı olduğunu düşünmüyorum yalandan İngiltere bir şey ekledik diyebilmek için bunu da getirmişler. Amerika F-117 geldi arkadaşlar filo aracı olarak. Tabi herkes bunu satın alacak Bence yanlış yapmışlar. Böyle bir aracı özel yapman lazım. Yani nasıl özel yapman lazım? Mesela herkes bunu alamasın. Hem normal hatta gelmiyor hem de filo aracı. Para vermene bile gerek yok. Ben doğru bulmadım bu hareketi. Fark etme arabelerde 8.7. gerçekte de 8.7. Füzeleri ve bombaları burada önemli. Ha, iç tarafta gözüküyor arkadaşlar. Anlaşılan. Evet. Taşıma kapasitesi. Hmm, şimdi neden 8.7'lere çektikleri belli oldu. Bu uçak ne işe yarayacak ya? Abi bunların gerçekteki amacı belirik bombalamada ziyade nükleer bomba atmak olduğu için ve oyunda da nükleer bomba alamadığımızdan ötürü normal maçlarda bu şekilde abidik kubidik bombalarla eklenmiş. Yani havadan havaya füzesi yok. Bunları alıp ne yapacaksın? Sadece görsel şov arkadaşlar açık konuşayım. Hiçbir işlev yok. İki tane bomba alıyorsun hakaret gibi. BF-109 da girsem daha fazla efektif iş yaparım. Çok hızlı olduğunu da düşünmüyorum bu uçağın. Art akıcısı da yok. Hop bir de bakalım. Görüş açısı dar. Bayağı dar hem de. Gerçekten yavaş ve art akıcısı yok. Topu da yok. Şu anda oyunun en kötü uçağını oynuyoruz muhtemelen arkadaşlar. Ne bomba taşıyabiliyor, ne topu var, ne iyi gidiyor. Bu sadece maçlarda yem olacak arkadaşlar. Bu uçağı gören herkes, aha bir tane enayi girmiş deyip bize saldıracak. Çok hızlı da değil. Pull up seçeneği de yok. Şöyle bir dönelim. İyi dönüyor da ne işe yarıyor iyi dönmesi? Öyle bir şey de var. Bu uçağın biliyorsunuz ki esprisi hayalet özelliğine sahip olması. Hayalet özelliği bu oyunda pek bir işe yaramayacak. Sonuçta düşük seviye olduğu için kimse bunu radar kilidi atmayacak. Spotlandıktan sonra herkes saldıracaktır. Enteresan bir tasarıma sahip. Uçağın asli görevinin dışında eklendiği için arkadaşlar hiçbir iş yapmayacak. Bu uçağın dediğim gibi gerçekteki amacı taktik nükleer bomba. Birinci eksi. Makine düzeyinde yok. Hava havaya füzen yok. Düzgün bomba taşıyamıyorsun. Artık için yok. Düzgün gidemiyorsun. Şu A4'de falan girsen daha fazla iş yaparsın. Sadece kuru gürültü arkadaşlar. Oyunun kuru sıkısı gibi bir şey anladığım kadarıyla. Dediğim gibi hiçbir özelliği olmayan bir uçak dostlar. İngiltere'ye bir şey eklememişti. Japonya'ya da maalesef bir şey gelmemiş. Çin'e bakalım. Çin'e de bir şey yok. Hava kuvvetleri. Yani doğru düzgün bir şey eklememiş arkadaşlar. Deminki şeyin laciverti bu da. Birazdan onlara bakarız. Heliopar 2 hattı eklendi arkadaşlar. Biliyorsunuz AM2'den sonra düzgün bir tank yoktu. 2A4, 2A5... A6 eklenmiş. Fransızlar da normalde biliyorsunuz ki leoparlar yok. Ama Hollanda'yı buraya eklemişler. Alakası var. Mermileri aynı, zırhı aynı, her şeyi aynı. Almanya kasmanın ne mantığı var? Sen Almanya, Fransa, ıvır zıvır diye niye değiştiriyorsun ki? Yani Almanya'nın tanklarını Fransa'yı ekliyorsun. Rusya'nın tanklarını İsrail'e ekliyorsun. Anlamı yok ki. Fransa'ya mesela Leopard'ları getireceksen ne anlamı var? Büyük bir saçmalık. O zaman mesela Lerkterk'te şeye gelsin Almanya'ya gelsin. Neyse Fransa kazanlar en azından biraz daha rahat araçlara sahipler artık. Leopard'ları da kasabileceksiniz arkadaşlar. İsveç'te bir değişiklik yok. İsveç'e de bu şekilde bir araç gelmiş. Ekstradan Görüldüğü gibi üst plakanızda zırhınız var. Zırhın kalınlığı evet biraz ince olsa da bu açılarda biliyorsunuz ki epey sektirme potansiyeli olan bir model. ATGM yok mu bunun? Evet ATGM'siz BMP2 <laughs> çok mantıklıymış. Sabra Mark 1 eklenmiş. Gözünüz aydın. Yakında Sabra Mark 2 modelleri de eklenecektir. Herhangi bir modellemesi bulunmuyor zırhların. Mermisine gelip baktığımızda ise merkabalarda kullanılan mühimmatların benzerini kullandığını gördük. 590 mm geliş kabiliyeti bu seviyede gayet yeterli arkadaşlar. Aslında merkaba Mark 1 de zor düzgün üretilmedi. Konsept araçlar Türkiye için üretiliyor. Daha sonra Türkiye bunu yetersiz bulduğundan ötürü Mark 2 modelleri üretiliyor. Bunların farkı m 60 avuçlardan 120'lik silah sahip 2A4'lerde olduğu gibi 1000 beygirlik motorlara sahibiz. Burada ekstradan 85-150 mm kompozit etek tanmış. Çevirisi böyle biliyorsunuz ama bunlar normalde. Sizler hazırlar. Termalimiz var. Muharebe puanı 9.7. Gerçekçi de aynı, harekette de aynı. de öldürücü bir tank olacaktır. Çünkü delişi kendi seviyesinde çok iyi. Zırh kabiliyetine bakalım. Kulede hitlere karşı 900 kalkan nasıl? Kalkana çok da dayanıklı değil. Arkadaki kalkan zaten m 60 a aynı. Önünde ekstradan ince bir kompozit yapının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kalkanı yine zayıf olacaktır. Zaten kule ile gövdenin birleştiği kısımlar biliyorsunuz hala zayıf. Tüm serilerde. İşte 480 küsürdelen stok tanklara karşı kuleniz dayanıklı. Önemli olan sabot koruması. Sabot korumasına gelip baktığımızda muhtemelen tost yapıyla. Evet sağ. 800 mm mi what the fuck? Muhtemelen bug arkadaşlar. 800 mm efektif olamaz. 9.7'de bizim karşımıza T80B gelebilir. T80B de en iyi sabıt mermisinin altında bizi delebiliyor mu? Delebiliyor. Yanaklarımız sağlam değil. Ama 435 mm bandında arkadaşlar. Kalkanda durumlar nasıl? Kalkanda yiyoruz. Diğer taraf biraz daha zayıf. Gövdemizin üst plakası yiyor. Ama efektif kalınlıkları özellikle kule tarafında Mesela 400 küsür milimetrelerle bunun karşısına o parça a 4 geldi. Onların delişi biliyorsunuz daha mantıklı bu seviyede. 2K geldi. Yiğit ile delemiyor. Bakalım delebilecek mi? Ucu ucuna delmesi gerekiyor. Evet delemiyor arkadaşlar. Leopard A1 A1'ler ya da Leopar 2'ler A4'ler 2K'lar vesaire. Anaklarımızdan delemiyor. Agaç tarzındaki araçlar her yerden delinirken bunu yine nadir olsa bile delinme olasılığının olduğunu gördük. Velhasıl Kule M60 A1'in ek sıradan zırhlandırılmış bir versiyonu. Çok daha büyük bir beklentiniz olmasın kendi sivinizde karşınıza gelen birçok model sizi delecek. Ama Leopard A1 A1 gelirse işte T64'lerin T72'lerin ilk modelleri gelir ise Pule'den kolay kolay delemeyecekler ve bunun kupulası da ufak gördüğünüz gibi. Karşımıza 72 A gelsin bize en iyi mermisini atsın. Evet delemiyor arkadaşlar. Diğer mermisi de delemiyor. Ama kalkandan delebiliyor. Belirli başlı noktalardan deliyor. Fakat biraz üst tarafa doğru gelirse korunabildiğimizi gördük. Zannettiğim kadar zayıf getirmemişler. Tabii daha sonradan ne olur bilemeyiz. Yani çok daha kötü de yapabilirler sonuç itibariyle. War Thunder bunu yapacağı belli olmaz. Ama yanakları yine iyi getirilmiş arkadaşlar. 85 milimetrelik ekstradan şu kompozit etek. Karşımıza gelen düşük seviye tanklardan bizi koruyacaktır. Sabra'yı ben beğendim. 9.7'de. Güzel bir araç arkadaşlar. Delişi olsun. Kuledeki tadımlık zırhı olsun. Biraz yükseğe atarsa zorlayacak bir model. Ama biraz da yükseğe atarsa sırf kola göstererek oynadığımız takdirde iyi iş yapacak gibi duruyor. Ve motor performansı da Sabre'larda modernizeli rahat ederiz diye düşünmekteyim. F15 I. Bu nedir? Zannediyorum E'nin İsrail versiyonu. Evet aynısı eklenmiş. Neyse arkadaşlar ben de o kadar çok da uzatmaya gerek yok. Bence Türkleri ilgilendiren asıl güncelleme İsrail'e gelen Sabra olmuş. Sabra'dan sonra da muhtemelen meşhur M60T Sabra tankımız Mark 2 modeli eklenir diye düşünüyorum. Termali de anladığım kadarıyla ilk nesil M60A3 termali gibi gözüküyor. Onlarda da X8 termal var biliyorsunuz. Yani termalimiz biraz Zortungen gibi duruyor. Selametle.